Mustafa Bey stüdyoda. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim Rüyam. 21 yıllık eşi 21. sevgiyle yüz yüze gelmek istiyor. Yüz yüze geleceğim de ben ona iki kelime konuşmak istiyorum buradan. Aslında biz onu bulduk. Buldunuz mu? Biliyorsun. Biliyorum buldunuz. Ay, ağzımdan kaçırdım. Yoos başta evet. söylemiştim. Artık kafam yandı ama Ben bir şey dur. söyleyeceğim kendisine. Ben biliyorum. Ben Söyleyin, şey daha, şu anda yürüyemiyorum. Muhtemelen yarın karşı karşıya geleceksiniz. Aldatırmak öyle zorken, her gün biraz daha korken melek yüzlü kalbin varken, kör şeytana uymak niye? Ha. Ay. Ay. <laughs> bir daha okur musunuz seviyorum tane? Seviyorum, seviyorum sevgisini ben. Seviyorum. Sonuna kadar da seveceğim. Ay Mustafa. Allah'ın izininle. Şiir yazmış. Bir daha okuyabilir misiniz tane tane? Anlayamadık onu. Vallahi ben nasıl yazdın? Yani? Çok güzeldi. Bir daha evet. söyleyin. Aldatılmak diye başlıyor. Aldatılmak öyle zorken melek yüzlü, kalbim varken kör şeytana uymak niye? Ay! Güzel. <laughs> sen sen çobandın, ben yıldızım. Gökyüzünden kaymak niye? Unutulmak alın yazı, sevgiliye caymak niye? Siz hep böyle şiir okur muydunuz okurum, 21 okurum yıl boyunca? Okurum Allah'ın izniyle. Çok seviyorum ben yani Hepsi okurdum. Sabahlara kadar ben saçını okşardım onun. Acaba dizimde, sevdiğiniz... Dizimde yatardı benim. Ha? Mustafa derdi. Uyut beni derdi. Saçını okşardım onun sabaha kadar. Ay canımsın ya. Sevgi. Annemdi benim o annem annem. Ay canımsın. Annemdi benim 21 o. 21 yıllık eşi Sevgi Mustafa Bey'i terk etti. Neyzesinin oğluna kaçtı. Sevgi diyor ki, ben teyzemin oğluna aşık oldum diyor. Evet. Teyzesinin oğlunun adı da Ömer. Ömer Uslu. Ömer'e... Yalnız büyüyle kahretti. tutulmaz bu işler, büyüyle olmaz. Ha? Büyüyle tuttular bunu. Yoksa 21 sene Eman anne oldu, em hanım oldu, Ömer her şey oldu bana. Mustafa Bey, siz Sevgi Hanım'ı 21 yıl boyunca böyle şiirlerle, şarkılarla... Çok söyledim, öyle çok mi? çok. Çok söyledim ben ona, çok söyledim. Ya beni bırakacak, Peki çocuğunu bir bırakacak bir insan değil. Peki gider? Diye... Yani sadece bilmiyorum, size bilmiyorum. olan sevgisi mi? Ne bir zaman yoksa bir, başka bir şey mi bunun var? Bunun Ömer Usu'nun bir, dan, bir kızı var. Teyzesinin, teyzesinin oğlanın kızının e, yani teyzesinin oğlunun bir kızı var. Her şeyi bu yaptı. Sevgi de ne hoş Konya'da, ya. Konya'da bunu e, bu ocaya giderken görmüşler. Hı hı. hocaya mı? E, evet, hocaya giderken görmüşler. Yani iş hocayla başladı. Bir dakika teyzesinin oğlu Ömer kötü bir, şey kızı yok. var Azal Uslu. Ha. Bizi bu aile sokan, yuvamızı yıkan Azal Uslu'dur. O kim? Onun işte Ömer Uslu'nun kızı. Tövbe ya Rabbi. Evet, evet. Başka kadın mı kalmamış akrabasıyla? İşte. Ha? Ya çocuğunu bile aramıyor. Bir zamanlar çocuğunu şey yapardı bu okula bırakıp. Sizin bırakıyor. bir de çocuğunuz var. Var, 13 yaşında kızım var. 13 yaşında. Kızı sizinle beraber. Evet. Kız soruyor tabii annem nerede annem? Soruyor, soruyor, He? soruyor. Çocuğundan da vazgeçti. Çok vazgeçti zaten çocuk. Niye böyle yaptın be sevgi? Ay canım. Neden yaptın ya? Anne hani annem de benim. Anne hani canımdır, ciğerimdir. Ne oldu sevgi? Ne oldu? Allah rızası için ne oldu? Ömrümü çaldın ya bak ne hale düştüm. Ne hale düştüm? Ay. Ne hale düştüm sevgi? Annem öldüğünde ne sen kaldın yanımda kimsem kalmadı. Ne yaptım ben sana Allah rızası için ne yaptım? Ne günahım var? Ben sana demedim mi sevgi? Demedim mi? Benim bakıcılığımı yaptı dört sene? Gözlerim kördü benim. O da sana bakmış mı Baktı. Bayağı, baktı he? Allah razı olsun ekmeni çok yedim. Mustafa Bey o da sizinki de bir aşk evliliği olmuş öyle mi? Evet aşk. Ben ya, bana hiç kimse böyle söylettirme, laf söylettirmezdi bana. Öyle mi? Ne zaman? Ne zaman bir şey? Ya Allah'tan korkunuz yok mu? Bir yuvanın üstüne yıkılan bir yuvanın üstüne yuva kurulmaz. Allah'tan korkunuz yok mu? Yok mu? Yok mu? Peki şimdi sen onunla yüz yüze geleceksin. Şimdi mi? <laughs> Yüreğim dayanmaz. Ya da çok seviyorum onu ben. Ee, <laughs> çok büyük ihtimal yani yarın yüz yüze geleceksin. Ama yanındaki o, o Ömer de Ömer de çıksın. Ömer de konuşacak. Ben bilmiyorum da neymiş bunların bu teyzesinin oğluna kaçmak nedir? Bu teyzenin bilmiyorum oğlu kim ama kimi bilmiyorum. yani anladın mı? Bir canlı 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 yayında seninle bir yüz yüze gelip bir anlatsınlar. Peki sen bunca şeye rağmen sonuçta seni terk etmiş senin oğluna kaçmış varsa ya. Sen ediyorum. onu kabul edecek misin? Yani dön... Edeceğim abla. Öyle Söylemişin mi? edeceğim. Gördüğüm için edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.